Erdoğan'dan farklı mı olacak sorusuna, yani Erdoğan duygularını karıştırdığı için mi böyle oluyor? Şimdi efendim, yani ben nasıl söyleyeyim sana üstad? Şöyle söyleyeyim, mesela Tayyip Bey'in ölmüş anasına küfür edildiği zaman, ertesi günde o da Berkin Elvan'ın annesini yuhlattığı zaman, işte o zaman sonuç ne? Tayyip Bey'in ölmüş anasına küfür edildiği zaman, ertesi günde o da Berkin Elvan'ın annesini yuhlattığı zaman, işte o zaman sonuç ne? Yani bu çok insani, işte duygusunu işine karıştırmak. Şimdi bu, bunu önce sol değerlere inanan insanlar bu kadar aymazlık içine girip de, ilk bir haftası, gezinin ilk bir haftası benim için önemliydi. Ondan sonra başka bir noktaya gitti. Yani işte ne bileyim, işte o biliyorsunuz o köprünün adını değiştirmek bilmem ne. Bunlar şimdi sol değerlere inanan insanların söyleyeceği cümleler mi? Ya da ölmüş bir annenin peşinden edilen küfür ne kadar yakışabilir? Yani ne kadar ayıp bir şey? Hiç farkı kalmıyor ki işin. O zaman o da öyle yapıyor. O zaman peki tamam güzel. Ben de yani o yüzden saf tutmak istemiyorum. Ama o kadar kötü bir noktaya gitti ki iş. Başbakanın, ha bir dakika şimdi. Başbakanın ölmüş annesine küfretmek çok büyük bir ayıp. Ve onu yapanlar somut böyle belli hani sol değerler diyen Ahmet, Mehmet falan değil. İt kopuk sokaktaki serseri, asla yan yana gelmeyeceğim insan tipinden bahsediyorsun. Ama Berkin Elvan'ın anasının bundan ne suçu var? Yani hiç suçu yok tabii ki ama işte buraya yani gidince sorumluluk sahibi olması gereken kişi sokakta başbakanın ölmüş anasına küfreden it kopuk değil ki sorumluluk duygusuyla hareket etmesini bekleyeceğiniz kişi. Kimse, o it kopuk, ona ağzınız ne kadar küfür geliyorsa aklınıza, ona hakaret edelim, aşağılayalım o herifi yani. Kimse işte kimse, ama o süreçte öbürü belli yani. Ama kimse o süreçte sorumluluk duygusuyla çok hareket etmedi. Herkes duygularını çok karıştırdı bu işe.